Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şu an saat gece yarısı 0:56. Siz uyudunuz mu bilmiyorum ama ben sizin için analiz yapmaya devam ediyorum. İPSS'ini sormuşlar bana. İPSS ile ilgili takipçilerim yazdığı mesajlara baktığım zaman sanki moralleri biraz bozulmuş. Artık sıkılmaya başlamışlar gördüğüm kadarıyla. Yani sabırları yavaş yavaş tükenmek üzere özellikle çoğu takipçimin. Size İPSS ile ilgili iki tane farklı grafik çizdim arkadaşlar. İki tane farklı trend çizgisi. Bunlardan birincisi benim o gönlümle birincisinden yana sizi mutlu edecek, yüzümüzü güldürecek bir grafik. İkincisi ise biraz daha hala hüzünlendirecek bir grafik. Ama benim şahsi kanaatim, görüşüm ve kalbim o sizi mutlu edecek grafikten yana arkadaşlar. O da bakın kalın çizgilerle çizdim. Farklı çizgilerle çizdim o grafik. İsim de şu var arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Lot sayısı çok fazla olmasa çok güzel potansiyelleri hemen vereceğim ama lot sayısı biraz hisseyi ağırlaştırıyor işin gerçeği. Fakat şöyle bir durum var. İPSS'in tahtası arkadaşlar yükseltmeye başladığı zaman önünüzdeki kademelerde hiç fark etmiyor. Milyonlarca lot olsa bile hatta 5 milyon 10 milyon hiç fark etmiyor. Su gibi içip bitiriyor arkadaşlar. Yani şey diyorlar yükseltmeye karar verdikleri zaman öndeki lotların hiçbir önemi yok. Çok güçlü alımlar gelebiliyor. Hissenin karakteri böyle bir hisse arkadaşlar. Şu an için benim o gördüğüm iyimser senaryoya vererek başlayacağım. Kötü senaryo ise daha sonra söyleyeceğim ama benim kalbim gerçekten iyimser senaryodan yana. İyimser senaryo şu arkadaşlar. İrsi'nin iki tane farklı kanalı var. Bakın birinci kanal ne zaman ki bu birinci kanalın diplerine getirmişler. Siyahla çizdim. Hisseyi arkadaşlar çok muazzam şekilde yükseltiyorlar. Ne kadar yükseltmişler? 6.666 yani 6,5 katına katlamışlar. Sonra ne yapıyorlar? Tekrardan getiriyorlar ama hisse aşağı doğru gelirken bile kanalın dibine gelirken bile görüyorsunuz ya gene yükseliyor. Bak kanalın dibinde kaç da 0 7 kuruşmuş arkadaşlar 7 kuruşmuş. Ondan sonra ne olmuş? 49 kuruş olmuş. 7 kat. Kanalın dibine bile gelmiş olsa hissenin değeri 7 kat artmış bak. 7 kat artmış. Yükselirken de zaten 6.60 kat artırıyorlar. Yaklaşık ne kadarlık yılda onu söyleyeyim. 2008 15. 7 yıllık zamanda arkadaşlar. 7 yıllık zamanda artırarak çıkmışlar. Şimdi aynı şey geçerli arkadaşlar. Bakın tekrardan o kanalın dibine temas ediyor. Ne yapıyor? İpsin. Bakın kanalın dibine temas ediyor. Görüyorsunuz ya. Ne yapmış? Bu sefer de o değerinden 16 kat. Evet arkadaşlar. 16 kat daha yükselmiş. 16'ya katlamış. Sonra ne yapıyor? Tekrar kanalın dibine getiriyorlar. Gördünüz mü? Kanal dibine gelmiş. Bakın bu kanal dibinde vurduğu zaman 0.49 49 kuruştu. Şu anda kanalın dibine gelmek üzere. Bakın. Kanalın dibine gelmek üzere. Yani ne yapıyor? 276'larda değecek olursa ne olur? Yaklaşık olarak 5 kat arkadaşlar. 5 kat. 5 kat. Buradan da buraya 5 kat katlanmış. Ama buraya çıkarken 16 kat mı demiştik? Bakın. Kanal dibiyle o limit 16 kat mı? Daha fazlaymış arkadaşlar ya. 18 kata 18 kat katlamışlar. İşte şimdi sizi mutlu edecek haberim bu arkadaşlar. Bakın gene aynı şekilde bakın bu hamleyi sadece ve sadece şu iki temasını saymıyorum. İki kere yapmış. Hisse o kadarlık süre zarfında bunu iki kere yapmış. Şu an üçüncüsüne geliyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor hocam? Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Buradaki hamle yaparsa tahta nostalji seviyorsa 5-6 yılda bir nostalji seviyorsa şu demek oluyor arkadaşlar. Tahta bu hisseyi 39-40 rakamlara getirebilir. Yaklaşık olarak şu andaki değerinden 13 kat yükseltebilir arkadaşlar. Yani bu rakamlar görülebilir. Siz üzüldünüz biliyorum ama şu an hemen mutlu oldunuz, sevindiniz. İşte birinci size haberim. Birinci iyi senaryo, iki tane senaryo var. İki tane senaryo var. Farklı bir şey yok zaten arkadaşlar. Benim kalbim emin olun ki bundan yana hissenin yükselmeye başlayacağı az kalmış. Bak dibe ya gelebilir ya da gelmeden direkt start da verebilirler. Ya da şu hareketi bakın kandırma hareketi tekrar yükseltip düşürüp tekrar başlarlar ama benim düşüncem bu kanal dibine geldiği zaman bu kanalı kırmıyor arkadaşlar. Tahta bu kanalın altına girmiyor. İnşallah bu video kanalı bu analizleri tahta izlemez. Yoksa sırf gıcıklığından şeyi değiştirir yani. Bu stratejiyi değiştirebilir. Arkadaşlar kanalı kırmıyor. Kırmadığı için ne yapacak? Yükselişe devam edecek. Ha, bundan sonra ben İPSS'inde yükseliş bekliyorum. İşin gerçeği artık sizi sıktırmış. Yıllarca sıktırmış. Bakın az bir zaman değil. Moralinizi bozmuş.
Kimileri lotları satmış, kimileri hala sabretmeye çalışıyor. Artık elindeki lotları da satayım mı diye düşünüyor. Sabırların artık limitine gelmiş ama size sevindirecek mutlu haberim bu arkadaşlar. Bunu çoğu hissede de çoğu hisse analizi yapan kişilerde göremezsiniz. Çoğu kanalda göremezsiniz bu analizi. Birinci haberim inşallah benim kalbim bundan yana arkadaşlar. Sizi mutlu edecek bir haberden yana. Yükselişin hatta bu 40'lı rakamların, 30'lu rakamların hissede görüleceğini düşünüyorum. Şu andaki seviyesinin 2 lira 81 kuruş olduğunu varsayarak arkadaşlar biraz daha aşağı inebilir. İkinci senaryo ise arkadaşlar şu aşağıdaki destekleri ne kadar getirebilirler. Ama İFS'in uzun vade için arkadaşlar zaten sıkmış da benim öngörüm İFS'in artık o start hareketini başlatacak. O sert yükselişi başlatacak. 5-10 katlık potansiyeli başlatacak gibi geliyor bana. Az kalmış çünkü. Bunu zaten hayatı boyunca 2 kere yapmış. Bu da üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncüsü bak. Birinci zıplayış, ikinci zıplayış, bu da üçüncü zıplayış. Görüyor musunuz? Bakın şu kanal. Benim işte kalbim bundan yana. İnşallah sizi mutlu eder bu haber. İkincisi ise aşağıdaki az bir şey daha destekleri var arkadaşlar ama bu hissede de lot sayısı çok fazla olduğu için öyle çok fazla düşürmesine de müsaade etmezler. Çünkü herkesin maliyeti böyle diplerde falan değil arkadaşlar. O kadar da demezler ama benim gönlüm artık starttan yana az kalmış arkadaşlar. Hadi yüzünüz gülecek inşallah Allah'ın izniyle. Kalbim bundan yana inşallah Allah bizi şey etmez, yanıltmaz, hatalı çıkarmaz. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah kazanırsınız. Ama starta başladılarsa şey yapın arkadaşlar. Bu kanalı çok iyi takip edin. Çünkü çok güzel potansiyelleri var. Yavaş yavaş da çıkarsalar güzel potansiyeller var. O kanalı korumaya çalışıyor hatta. Dediğim gibi ise böyle bir ise arkadaşlar. Şimdi bunları verelim. Yukarıyı vereyim mi ben? Önce yukarıyı vereyim. Daha sonra aşağıyı verelim. Çünkü aşağısı kötü görmeyeceğiniz senaryolar var orada. Yukarısındaki sizi mutlu edecek senaryolar var. Şimdi İS'in yukarıda ne var? Bakın arkadaşlar desteğini de görüyor musunuz? İS'in az bir şey daha altında o kanal başlangıcının noktası arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak şurası işte. Değdiği zaman starta başlıyor İS'in. Şimdi İS'in yukarıdan başlatıyorum ben. Yukarıda neyi var? İS'in kırarsa birinci kıracağı direnç 118'lik üzerinde var. 3.37. 3.37'yi kırar ise eğer yavaş yavaş geleceği için bu ise 4.25. Hareketler bu ise de çok hızlı olmayacaktır arkadaşlar. Belki bir şey de olabilir ama nihai hedefi hissenin uzun vade hedefi güzel hedefleri var arkadaşlar. 5.62. Benim hissede öngörüm arkadaşlar tahminim onu şimdi birazdan şöyle küçülttüğüm öyle vereyim. Ben burayı vermeyeceğim. Vereyim mi? Aslında farklı bir şey olsun mu arkadaşlar? Bizim kanalımız farklı bir şey ya. 29.30 vereyim. Onu da vereyim. Kaç? Hangisini verdim ben? Beşli rakamları verdim. Sıradaki hedefi ama hissenin gelişi arkadaşlar yavaş olursa bu hedefleri görmez ki. İleride görebilir. Şöyle yapabilir bakın. Ama 3 tane verdim ama hissenin nihai hedefi bu kanal arkadaşlar. Hissenin zirveleri buralar işte. Buraya gidecek. Ama bunu nasıl yapabilir? Böyle yavaş yavaş çıkabilir. Bakın şöyle şöyle. Ondan sonra startları hızlanabilir. O yüzden dolayı da buradaki verdiğim hedefleri görmeden yukarıda daha yüksek hedeflerden kanalı değebilir. Bunları sadece yukarıda hedef vermek için verdim ama hisse artık bence inşallah sizi mutlu edecek yere gelecek. Ama az bir şey daha aşağıda desteği var. O desteğini değdiriyor genelde tahta nostalji seviyor bakın nostalji. Dibine kadar getirmiş. Yani dibine kadar getirmiş. Belki buradan da getirmeden de start verebilir onu bilemiyorum arkadaşlar ama getirecekse de az bir şey kalmış zaten fazla bir şey kalmamış. Şimdi burası da sizi üzecek arkadaşlar. Sizi sevmeyeceğiniz bir nokta. Bu noktadan sonra kitabı ki. Aşağıda niye var? İşte tahta değdirirse 2.60 2.70'i var diyelim. 2.68 2.68'i var. 2.68'in kırılması halinde ne yapabilir? 3 tane vereceğim. 2.49'u var. İnşallah bunları görmez. Yukarı direkt hareket başlar. Ama az kalmış. Çok az kalmış. 2.19'u var arkadaşlar. Benim
İçimde valla geçen kalbimden doğan benim bu hareketi yapacağını düşünüyorum. İfsin'in bu hareketi yapacağını düşünüyorum. İnşallah öyle yapar. Sizi mutlu eder. Sizi kazandırır yani arkadaşlar. Ama o harekete başlarsa potansiyelleri, güzel potansiyelleri var. Bakın çok güzel potansiyelleri var. Şu andaki seviyesinin kat ve kat üzerinde potansiyelleri var. 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya kadar katlama potansiyelleri var arkadaşlar, var. O hareketine başlarsa var. Ama bu siyah kanalı kırdırır da altına doğru gelirse arkadaşlar, maalesef ki kanalın alt noktalarına kadar gelebilir ama çok altı değdireceklerini düşünmüyorum. Lot sayısı fazla olduğu için o kadar müsaade etmezler. Çünkü onlardaki lot sayısı fazla olduğu için arkadaşlar, her alta gelişinde onların zararı da sizden çok çok fazla artıyor. Yani öyle kolay değil yani. Ya da karlarının çoğu eriyor. Ona müsaade etmezler ama benim öngörüm bu arkadaşlar. İfsindeki hareket yukarı yönde olacağını düşünüyorum. Yani sizin sabrınız artık ne kadar kaldı bilmiyorum ama birazcık daha sabır gerekebilir. Belki aşağı birazcık daha çekebilirler. 3.37'si var İfsin'in. Yukarıda 4.27'si var. 4.25'i var. Kırması halinde daha yüksek hedefler de var. Ama şimdilik bunu veriyorum. 5.62. Aslında bu arada çok şey var arkadaşlar. Destekleri falan, dirençleri falan var ama onları vermedim ben. Yukarı hareket başlarsa bunu yapacaktır o. 2.68'i var. İnşallah aşağı doğru görülmez. Ama o dediğim o kritik rakamı, bu 2.68'i kırıp altında kalırsa, o siyah kanalı, kalın siyah kanalı kırarsa aşağıda bir miktar daha gelebilir arkadaşlar. Bir miktar daha canınızı sıkabilir. 2.19'u var. O siyah kanalı kırıp alta gelirse, bu verdiğim rakamları da kırarsa arkadaşlar, ikili rakamları gelirse, iki elinin altına sarkarsa bana söyleyin, bir daha analiz yaparız. Muhtemelen bu aşağıdaki kanal, ama bundan sonra hareket de öyle başlatabilirlerdi arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. İfsi'nin o güzel hareketlerine az kalmış bence. O faktörün o güzel hareketlerine az kalmış. Az kalmış bence. Evet, biz bunları yazdık mı yazdık arkadaşlar. Evet. Ben inşallah öyle olur diye umut ediyorum arkadaşlar, İfsin hissesi için. Sizin yüzünüzü güldürür inşallah. Mutlu eder. Farklı bir analizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.